Şirin Hanım'dan hiçbir şey beklemiyorum. Çünkü yemek yapacağını düşünmüyorum. Dün yaptığı yorumlardan da anlaşıldığı üzere yaptığım 2-3 yemeği araştırıp üzerine yorum yapmayı bile göze almayan bir insan bugün kendi yemekleri üzerinde de çok çalışacağını düşünmüyorum. Muhtemelen yarışmaya yorum için katılmıştır kendisi. Zaten yorum da yapamıyor. O yüzden Hicran Hanım'a şu an başarılar dileyeceğim ama başarılı olamayacak. O yüzden kendi haline bırakıyorum. Umarım Hicran Hanım önüme kötü yemekler koymaz da bugün gerçekten güzel yemekler yerim. Fırınına Hicran, bir kokular geliyor sanki. Güzel kokular geliyor. Salçam, salçam. İnsan salça diye neden bağırır ki? Güzel soru. Bulgur. Aman bulgur kaynatır. Ben de şarkı söyleyeyim mi Seda Hanım? Söyle aferin. Kekin kabarmıyor. Pişmeye yakın kabaracak Seda. Yıldızınki böyle taştı. Sular seller gibi. Ye ye bir şey olmaz. Kolunuz açar mısın? Aa döktüm. Beni tatile götürdü. Hı. Orada da yemekleri ben yapacağım. Nasıl geldiğinde... Nasıl borcum görüyorsunuz değil mi Seda Hanım? Sonra hepsini bana yaptırdı gene. Arkadaşım tatile götürdü. İş bölümü yapsaydınız, temizliği o yapsın, yemekleri sen yapın. Ben temizlik yapıyorum zaten. Seda Hanım bir laf var, geyik bilirsiniz. Arkadaşım tatilde tanırsın diye. Hı. Bu gerçek. Bir sen çok iyi bir tatil arkadaşı. O çekmeceden aldığın havluyu yeri sildin. Evet sil. Çünkü peçeten kağıt havlu yaptım. Ama yeri silmen ayrıdır, onu tezgaha koydun sen. Canlı yenge, siliyorum ben onunla. Yenge ne yaptı bu? Maalesef biter bağlı. Çok panikledi şu an. Ne yaptığını bilmiyor bence. Ay ses! Süremi öğrenebilir miyim? Tamamen heyecanına verin. Heyecanına mı verelim? Hepsini birleştireceğim. Kız yeri sildiğin bezi buraya ne koydun? Pasaklı. Yandık, çok büyük hata yaptım. Genel olarak kolay bir menü seçmiş. Çok fazla uğraştırıcı bir yanı yok. İşte köfte, pilav, çorba. Hepsi çok basit, çok vaktini alacağını zannetmiyorum. Günlük sıradan bir akşam yemeği menüsü gibi yapmış. Zaten 2 saatte de yapar bu menüyü. Kahve içer mi bilemiyorum. İçer sanırım herhalde Seda Sayın'la. İcan Hanım ceviz içini blenderla öğütüyor. Kız düdüklüğünün altı sönmüş. Söndürdüm, o suyu da bir an bekleyecek. En son çorba yapacağım Seda Hanım. Pişmemiştir yarmalar, açık daha pişeydi ya. Öyle mi diyorsunuz? Niye söndürdün ki sen şimdi bunu? Dün kaç saat kaynattı o İbrahim? Fırınını bir bak istersen. Ay. Yok, fırın tamam, gidiyor, gitsin. Dış ses, kabak taratorumun içine ceviz koymalı mıyım, koymamalı mıyım? Ben cevizi çok severim ama kabak taratora ceviz konulmaz. Koymasın mı? Koymasın. Konulur. Bak ne güzel konuşturduk dış sesi. O beni kandırıyor. Ne kadar yanıldığınızı akşam görürsünüz. Koyma. Koyma diyorsa koyma. Öyle mi diyorsun Seda Hanım? Bu konuda güven. Emin misiniz? Eminim. Seda Hanım yakmayın beni, ne olur. Yakmam, koyma diyorsa koyma. O zaman koyma. Şey deriz. Bunda vardır, niye koymadın? Kız koyma diyorsa koyma, biliyor o. Ben bilmem, o biliyor. Ben koyuyorum. Bilsen çok sever bak. Hemen ben de cevizi seviyorum. Cevizi seviyor. Ben çok ben de ceviz yapıyorum. Koyuyorum. Kabağı mı? Koyuyorlarmış. Koysun bırak. Seda Hanım tabiri caizse ne hali varsa görsün. Yakıştı mı dış sese bu? Hiç yakıştı mı? Ne diyebilirim ki? Normalde konmaz. Cevizli kabak tarator yazsaydınız olurdu. Koymayacaksın. Niye yapıyorum bunu? Şimdi koyacak mısınız, koymayacak mısınız? Koymayacağım. Seni dinliyorum canım. Akşam sizi bu konuda eleştirirlerse kabak tarator normalde böyle yapılır dersiniz. Of be Allah! Hazır mısınız? Ben çok hazırım. Bir bez daha alacağım şuradan. Dikkat et, dikkat. Şuraya getir, koy. Mutfağa mı koyacağım, balkona mı? Seda Hanım gördüğünüz gibi... Lık 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 sallan. Oraya koyarsam o yanar Seda Hanım. O zaman balkona sıcak. Evet, balkona çıkartacağım. Kapıyı açayım mı? Dur, fırını kapatalım. Ama buna yardımcı olmanız lazım bana. Çünkü oradan sığmayacağım. Genel olarak menü uyumlu değil. Ama tek tek yaptığı şeyler biraz risk almış, özellikle tatlıda. Çorbayı çok merak ediyorum. İnşallah soğuk çorba gelmez.